Bugün genel başkanlığını Ülay Karakoç'un yürüttüğü ZİÇEV, Makbule Ölçen başkanlığında bir grup gönüllü tarafından 1982 yılında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kuruldu ve eğitim hizmeti vermeye başladı. Yapımı, vakıf gönüllülerinin özverili çabaları ve hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan özel eğitim kampüsünde bugün 9 binada her yaş ve düzeyde zihinsel yetersize hizmet verilmektedir. ...25 yıl gibi bir sürede hızla gelişen vakıf, yine gönüllülerin işbirliğiyle il ve ilçelerde 15 şube açtı. Şubelerdeki gönüllüler de hayırseverlerin desteğiyle yaptırdıkları eğitim merkezlerinde zihinsel yetersizlere ve ailelerine kar amacı gütmeden kucak açtılar. 2006 yılında vakfa bağlı hizmet veren eğitim merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Makbule Ölçen Özel Eğitim Kurumları adı altında birleştirildi ve bir genel müdürlüğe bağlandı. ZİÇEV bugün ülkemizde toplam 16 merkezde 1564 zihinsel yetersize 322 personelle hizmet sunmaktadır. Özürlüler yasasıyla zihinsel yetersizlerin eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Daha önce sadece emekli sandığı ve SSK mensuplarına verilen devlet desteği, ne mutlu ki sosyal güvencesi olmayan yetersizleri de kapsamına aldı. Devlet, zihin engellilerin eğitiminde 10 seansa destek eğitim parası vermektedir. Ama bizim vakfımızın, bizim genel müdürlüğümüze bağlı olan kurumlarımızda çocuklarımız tam gün eğitim, 140 seans eğitim almaktadır. Çünkü zihin engelli bir çocuğun eğitimi 10 seansla sınırlandırılamaz. Onun bütün eğitim sürecini planlamamız gerekmektedir. Bundan dolayı vakfımızın vazgeçilmez amacı tam gün eğitimdir. Ve böylelikle hem çocuğumuz daha iyi bir eğitim alacak, hem de aile kendisine vakit ayırabilecek, kendisinin gelişimine katkıda bulunacak. Eğitimde bir mucizeyi başardık arkadaşlar. Tabii bütün bunları yüce gönüllü insanlarımızın desteğiyle sağladık. Temel amaçlarımızdan biri vakfımızın zaten kimsesiz ve yaşlı engellilere sahip çıkmak. Bizim bunu başaracağımıza ben inanıyorum. Yeter ki önümüzdeki bürokratik engelleri aşalım ve biz gücümüzü kaybetmeyelim, inancımızı kaybetmeyelim. Bu amaçla, bu inançla devam edersek biz şu üzüntülerimizi yeneriz ve bu işi başarırız. Biz engellilerimize sahip çıkarız. Anayasamız diyor ki, madde 61, devlet sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Bu amaç için gerekli teşkilat ve tesisleri kurar ve kurdurur. Aslında nice sonraları anladık ki, şu garip ve fani dünyada en az acı çeken kişi sendin aramızda. Dilediğin kadar kendi dünyanda, sessiz, kimselere laf anlatmak zorunda olmadan, kira, vergi, taksit, ödeme, alışveriş derdinden uzak, kariyer, hırs, başarı konularına sonsuz yabancı, geçmiş, gelecek kaygısından habersiz, patates kızartması, yoğurtlu pilav derdinde, çay ve kola içme peşinde. Son derece kolay gülebilen bir insandın sen. Evet, onlar gelecek kaygısından habersiz, son derece kolay gülebilen insanlar. Ve şimdi mutlular. Çünkü çok sevdikleri okullarından eve döndüklerinde kendilerini sevgiyle kucaklayan aileleri var. Şimdilik. Ya bu şansa sahip olamayanlar? Yakınlarını yitirip kimsesiz kalan zihinsel yetersizler? Kim sahip çıkacak onlara? Bu çaresiz insanlara el uzatan vakıf gönüllüleri, destek için yardımsever halkımıza ve devletimize güveniyorlar.